Çok az kaldı, düşüyor be. Valla çok heyecanlıyız. Ne dedik ki? Gerçekten bizim kendi biraz duvak çekmiş için. Biz farklı bir taraftan ele almaya çalıştık. Biraz bizim kendi uyarlamamız gerekiyor. Şu ana kadar kimler de uyarlamaydı. Bu da farklı bir yerleştirdik. Nasıl bir karakter Bihter? Bihter nasıl bir karakter? Bihter'i oynuyorum. Nasıl bir karakter? Bihter, annesinden kaynaklı, çok iyi sinet evliliği yapan, hırsız, gücü peşinde koşan ve bu da ona büyük hatalar yaptıracak olan karakter içinde kendi değişimini çok net şahit olduğunu da gördüğümüz karakter. Zorlandınız mı? Bihter'den bahsetmişken aklımız değil de çok konuşulmuş ki Bihter öldü diye. Bu da bir açıklamamız olacak. Çok piyasalarda olacak aslında baktığımız zaman. Çok başka bir bölümde özellikle. Çok da normal yapacağım. Çok normal çünkü çok efsane bir film. Benim için de çok efsane bir film. Ondan önceki versiyon da çok şey. Uyarlama da çok efsaneydi. Ve hepsi adlı hep yere. Bundan sonra da o diziye çünkü çok önemli bir eser, çok derinlikli yazılmış, direği anlatan, ruhların derinliğine kadar inceleyen bir eser olduğu için her dönem yapıldı. Ve bu 15-20 yılda bir herhalde tekrar tekrar umarım ki yapılıyor. Annenizi kim canlandırıyor? Evet. Bir de sanırım. Barış sağlandı mı artık? Küsmedik ki bak hala. Diyoruz küsmedik. Dedim ki size galana göreceksiniz zaten. Hani biz, ben özellikle ben konuşayım. Hayır. Ben konuşalım. Senin içinden geldi. Şöyle, bu film bana geldiğinde gerçekten ben Farao'yu çok sevdiğim için ve Turun Farao olduğum için hani en beğendiğim kadın oyuncu olduğu için süper mutlu oldum. Ve gerçekten hani biz başlangıçtan sona kadar yeni nesil başımız ağrımaz. Gerçekten süper böyle güzel bir ikili oldu. Gerçekten canım benim çünkü ama şimdi bazı şeyler bilinmiyor. Bize yansıdı. Bize hiç alakası yok. Hani kişilerle hiç alakası olmayan bir yola girdi. Ben de şimdi konuşamadım. Bana da dile sakın konuşma. Hani konuşulsa evet yani neler konuşulurdu işte böyle bir durum olmaz. O yüzden konuşamamızın nedeni olarak da şu söylenmişti filmin önüne geçiyor diye. Hayır negatif şey sorular gelince dedik ki ya çocuklar çok güzel bir şey yaptı. Hakikaten çok güzel bir dünya ve bu Bihter'in gözünden anlatılan bir aşkı memnu öyle diyelim hikaye ve ben Bihter'in burada çok statükoya karşı gerçekten günümüzün düşmanını temsilen böyle bir çaba içinde olduğu yani gerek işte o kameraya bakıp konuşma ve tekrar döneme dönme kaldı ki zaten hani bu dönem işi ama şu anda bu kadar sevilmesinin hala hani atıyorum yeni nesil tarafından tekrar tekrar izlenmesinin nedeni de bence güncelliğini koruması. Bir de şöyle bir şey var. İster istemez siz mesela Devan Çeyrek ile kıyaslanacaksınız. Siz de Beren Saat ile kıyaslanacaksınız. Ay aşkım bana önünde. Keşke Devan Çeyrek'e kadar şey olabilsem. Yani çünkü Devan Hanım kalplere hani bütün taht kurmuş birisi olarak bir uzun soluklu bir işledi bizi. Biz daha başka bir şey yaptık ama ben seveceğimi düşünüyorum. Yarın göreceğiz zaten. Çok farklı bir şey oldu. Hani biz de farklıyız zaten. Eğlenceli daha beklentilerden farklı bence. Evet, ama öyle olmasın. Hatta bu açıklamayı yaptı ama bir de sizin ağzınızdan da duyalım bu özellikle tartışma haberlerini efendim. Sizin ağzınızdan hiç çıkmadı çünkü burada. Çünkü, ne diyeyim, her şey göründüğü gibi. Hayır. Evet, yani. Yani ben anlayamıyorum zaten bu kadar ne olsun, yani işi olmuş da onu anlatmamız gerekiyor gibi bir şey var. Olmuş gibi lanse edildi diyelim o zaman. Ben şimdi bir kere yaratım aşamasında hani hepimiz gerçekten tartışarak rollerimizi çıkardık. O bir tablo değil. Bizim gerçeği hiç aramızda öyle bir şey olmadı. Ve hani o sancı içinde güzel bir şey ortaya çıkarırken herkes çok hassas davranıyor. Yani bunu
söylemesem, acaba bunu şunu mu eklesem? Bu da bizim versiyon çektiğimiz çok zamanlarımız oldu anne kız olarak. Gerçekten de hani çok da onun faydası oldu bizim. Yani güzelden de işliyorsanız belki konuşalım. Bence de. Lütfen diğer oyuncularımızı da biraz daha bence tamam. Yerimiz dar diye biraz daha geri alabilirsek tamam süper. Aynen öyle. Diğer oyuncularımıza da sorularınız varsa alalım. Tilbe Hanım, Helin Hanım, Nezaket Hanım, Boran Bey burada sorularınız varsa alalım. Daha sonra da devam edelim. Bence belirin konusu. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bir şey konuşmam gereken burada. filmden bahsedeyim. Rolünüzden bahsedeyim. Tamam. Orhan yani, ben şöyle bir şey sorabilirim yardımcı olmak adına. Beynir'i beni almış biçimden çünkü bir eser, ölümsüz bir eser. Ondan sonra ilk kez uyarlamak yapılmış. Ve Kıvanç'la kıyaslayacaksın sen de. Bunlar, şimdi ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. Aşk-ı Memnun ve bunun gibi klasik romanlarımız bizim kültürümüzün birer zenginliği. Ve bunlar dönem dönem farklı zaman dilimlerinde tabii ki de anlatılacak. Keşke daha çok anlatılsa, yapılsa. Bizim bu hikayede yaptığımız şey aslında 20. yüzyılın hikayesini bugün de anlattığımız noktada 19. yüzyılda yazılmış bir dönem. Biz 20. yüzyılın başlarındaki bir döneminde çektik. Ve bugünün gününe, bugünün gençliğine, bugünün kadınına anlattığımız zaman bu hikayeyi nasıl anlatabiliriz kısmından ele alıp anlattık. Ben çok kıyaslanacak bir iş olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Eğer ki kıyaslanacak bir şey olsaydı zaten buradaki bütün oyuncu arkadaşlarım, yönetmenlerimiz ve yapım ekibimiz zaten böyle bir şey için neden girsin? Farklı bir şey yapmak için herkes elini taşın altına koyuyor aslında. Yani evet, akademik olarak kıyaslanabilir tabii ki. Yani uyarlamalar, neyi nasıl ele aldığı kadın kıyaslanabilir ama hani oyuncular nezdinde biraz garip oluyor çünkü projeler bambaşka zaten. Ben tekrar çekiyorum. Peki İbrahim Hanım, siz de devam edelim isterseniz. Buyurun. Tabii ki buyurun. Allah'ın bir gün yokmuş. Şimdi kültür öyle başlıyor. Ben tabii ki Instagram'a Bihter, bütün sorularınızı ve arkadaşlarımızın cevaplarını dinledim. Herkes her şeyi söyledi aslında. Çok güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Farklı bir proje ve içinde yer almaktan çok mutluyum. Çok keyifli ve eğlenerek çıkıştım. Umarım iki arkadaşlarım da benim onun için yani. Benden belki 5 sene sonra bambaşka bir heyecanlandırabilir. O da eminim ki çok gerçektir. Pozitif bir baskı harici herhangi bir şeyle gelmek için. Gerçekten oyuncularla paslaşmak haricinde.
Görünmeyen ve Nazlı Yer Beşir. Evet. Merhabalar, iyi akşamlar. Beşir karakteri de eski dizide çok konuşuluyordu. Evet. Güzel bir karakter. Yani hikayede daha çok sessiz yer olarak her şeyi gören, duyan, bilen fakat içine atan bir karakter. Biz de bunu dönem filmi olduğu için bu döneme uygun bir şekilde düşünmüştük. Umarım anlatımına bile çıkmıştır. Çok güzel bir proje, bizi bekliyor, çok farklı. Çok değişik bir perspektiften yapıldı gerçekten. Umarım beğenirsiniz. İyi akşamlar. Ve son alkışlarla tamam etmeyelim. Onur konuğumuz var. Onur sağ olun. Evet, oyuncumuz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Artık kadınların konuşması gereken bir çağdayız. Mikter de tam da onu yapıyor. Hepimizin belki senaryoyu çok sevmesini istedik. Artık biraz onu bulmak için hikayeyi kurmak ve dinlemek hepimiz için yeni bir süreç. Ben arkadaşlarımla yaslanmak da bir şey değil. Binlerce kez Mahmet oynandı. Binlerce kez de oynanmaya devam edecek. Bihter de, Behlül de defalarca iyi yazılmış işler. Her dönemde yeniden üretilirler ve ne güzel. Ama her işi kendi atmosferinde ve içinde değerlendirmek galiba. Ben de sizler kadar heyecanlıyım. Ben hiç görmedim. Filmin çok küçücük bir sahnesinde vardım. Ama nasıl bir çalışma oldu? Sadece buradaki hazırlıklara bile bakarak gayet iyi anlaşılabilir. Bence çok hoş ve değişik bir işte buluşacağız. Hepinize iyi seyirler. Çok teşekkürler. Son zamanda Farhan'ın özellikle kıyafetiniz çok konuşulacak, kökten olacak kesimize de geliyor. Bu kıyafet için neler söylemek istersiniz? Valla Bengisu ve Ayça gerçekten beni çok iyi anladılar. Ben Mite'deki hep bir giyinirdim. İkinci elini. Onlara bunları anlatmıştım. Onlar da bana bu gerçekten hayalden de daha güzel olan kıyafetle geldiler. Yeni bir akım başlatacak gibi de duruyorsunuz aslında. O zaman son olarak efendim tekrardan haberlere dönmeyeceğim. İzlediniz mi? İzleyen var mı? Daha izlemedik. Evet, dönmeyeceğim. Hande Hanım'la beraber yan yana bir karemizde olsun diyelim. Böyle bir röportajı da bitirelim aslında. Evet, son ve yönetmen, yapımcı ve senaristlerimizi de alıyoruz. Bir kareyi alabileceğiz mi yan yana bir kare? Arkadaşlar Hatta sen alıp öpüşüp ay yok artık lütfen arkadaşlar. öpüşüp barış. Tamam ne olur bitti. Zaten verdik. Tabii canım yok hakikaten yani. Yönetmenlerimizi, yapımcılarımızı çok bekledik. Çok teşekkür ederim.